Sporda yükselen Türk markası olan Lescon, dünya devleriyle yarışıyor. Avrupa liglerinde mücadele eden takımlarında tercih ettiği spor markası haline gelen Lescon, Spor Türk işbirliği ile çok sayıda takıma sponsor olmayı hedefliyor. Sporda yükselen Türk markası Lescon. Artık spor günün diğer maçında ise Toba Gembiha sahaya çıktı. Beyaz formayla mücadele eden Toba Gembiha ise rakibi karşısında sahaya İsmail Cihan Lokman, Bünyamin Kadir, Cengiz Hakan, Sami kadrosuyla çıktı. Dursun Bey, böyle bir turnuva düzenlediniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle böyle bir turnuvaların gençlerimiz için çok önemli olduğunu, bizlerin de o desteklere spor olarak vermiş olduğumuz desteği, gençlerimizi biraz daha birlik beraberliğini korumak için böyle turnuvaları her sene hemen hemen yapmayı düzenliyoruz. Toba GmbH olarak neler yapıyorsunuz? Toba GmbH olarak yaklaşık olarak Lüttükshafen bölgesinde 13 senedir faaliyet gösteriyoruz. İzolasyon dalı üzerinde çalışıyoruz. En çok da son zamanlar inşaat dalında Türk vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık olarak Almanya'da 600-700 Euro'dan aşağı kira veren yoktur. Yani bizim onlara yapmış olduğumuz evden dolayı kira yerine kiradan daha az para ödeyerek onlara ev sahibi yapıyoruz. Daha güzel evlerde, yeni evlerde oturmuş oluyorlar. Bu arada Show TV'ye, Türk Spor'a da buradan teşekkür ediyorum. Böyle faaliyetlerde Türk televizyonlarının destek vermesini diliyorum. Vallahi iyi bir organize olduğunu söylemek isterim öncelikle. Yani gençleri bir araya toplamak, yani böyle karıştırdım ya sizi. Tüm katkılar bulunan firmalara teşekkürler ederiz. Güzel bir organize, güzel bir turnuva. Herkes için teşekkürler. Spor Türkiye'de teşekkür ederiz. Mutluyum. Daim izin verdiği için aslında küçüğüm diye oynatmak istemedim. Çok yani çok faul yapıyorlar diye işte. Ama Allah izin verdi. Oynuyorum. Çok mutluyum. Bir dahaki senelere inşallah gelmeyi dilerim. Dışında Türklerin böyle faaliyetler göstermesi tabii hepimizi sevindiriyor. İnşallah Allah nasip ederse her zaman bu faaliyetlerin devam etmesini diliyoruz. Bir nebze olsun Türklerin yurt dışında bu tadı duymaları çok hoş bir şey. Firmalar arası futbol turnuvasına takım olarak katılamayan ancak katkıda bulunan Doğan Mega Center'dan Ramazan Çelik, bu tür organizasyonlara her zaman katkıda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu. Böyle bir turnuvalar veya böyle bir organizasyonlar bizim için önemlidir. Çünkü gençlerimizin bu şekilde yetişmesi, daha çok kötülere kötü bir alışkanlıktan olmadan bu şekilde spor adına güzel şeyler. Biz de bunları destekliyoruz. Organize yapan kişiler beraber bu düşüncelerimizle katkıda bulunuyoruz maddi ve manevi olarak. Tabii ki biz bu konuda bu daha güzel yapmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde. İnşallah daha fazlasını da yapmayı düşünüyoruz yani. Sahada firmalar kıyasıya mücadele ederken tribünde de büyük heyecan yaşandı. Da seyircisiniz, neler söylemek istersiniz? Çok eğlenceli, çok güzel. Oğlumuz var, yeğenlerimiz var 3 tane. Yani güzel, eğlenceli. Böyle bir turnuvada seyircisiniz, neler söylemek istersiniz bir bayan olarak? Turnuva güzel, hoşumuza gidiyor. Severek de geliyoruz buraya. Genellikle bayanlar futbolla ilgilenmez ama siz bu turnuvada başından beridir buradasınız ve destekliyorsunuz. Yeğenimizin oynadığı için buradayız biz de. Peki siz neler söylemek istersiniz? Böyle bir turnuvadasınız. Vallahi böyle bir turnuva güzel bir şey. Ben isterim ki bayanların da böyle kendilerine bir turnuva düzenlemesi lazım. Daha doğrusu spor olarak. Bütün yerde yat 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 nereye kadar?
Sonuçta spor, spordur her zaman. Yeğenim de burada olduğu için zaten genelde hiçbir maçını kaçırmam. Ama spor güzel bir şeydir yani. Turnuvaya katılan bir diğer firmalardan Rayfen Keskin takımının yetkilisi Lokman Karabulutoğlu, Rayfen Keskin olarak bölgede yapılan tüm sportif aktiviteleri desteklediklerini belirterek şöyle konuştu. İsmim Lokman Karabulutoğlu, firma Rayfen Keskin olarak burada bu turnuvada bulunuyoruz. Yaklaşık biz 20 senenin üzerinde bu civarda iş yapıyoruz, keskin şirketler olarak. Yani firmanın el verdiği müddetçe çevremizdeki tüm bu türlü sportif faaliyetlere ve sosyal faaliyetlere yardımda bulunuyoruz. Bilhassa gençlerimizin kötü yollardan düşmemesi, daha zamanlarını buralarda geçirmeleri için firma olarak bütçemizin el verdiği müddetçe yardım ediyoruz. Ve turnuvada rakiplerini mağlup eden takımlar final maçlarında karşı karşıya geldiler. Günün üçüncülük, dördüncülük maçında Karagöz Gembiyah normal süresi 1-1 biten maçta rakibine penaltı atışları sonrası 6-4 mağlup olurken turnuvada dördüncü oldu. Günün final maçında ise Rayfen Öz takımı rakibi karşısında mutlu sona ulaşan taraf oldu. Müthiş çekişmenin yaşandığı final maçında normal süre 1-1 sona erdi ve penaltılara geçildi. Rayfen Öz takımının başarılı kalecisi Fatih Çelebi yaptığı kurtarışlarla takımının şampiyon olmasında büyük etken oldu. Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Rayfen Öz takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Organizasyon çok güzel bir turnuva oldu. Turnuvada da biz kazandık. Çok güzel takımlar vardı, iyi takımlar vardı. 20 tane takım vardı bu civardan. Ludwigshafen ve Mannheim esnaflarından toplam 20 tane takım vardı. Amacımız spor olsun, futbol olsun. İyi kötü TDSV ve TFC Ludwigshafen takımlarına az da olsun katkı, maddi olarak katkı olsun diyerekten bu turnuvayı düzenledik. Çok şükür alnımızın akıyla bitirdik turnuvayı. Peki siz neler söylemek isterdiniz? Ben de Fatih Bey'in söylediklerine katılıyorum. Yani en önemlisi de bu turnuvada tabii ki hiçbir önemli bir sakatlık olmadı. Yani bu bizim için çok önemliydi. Yani amacımıza ulaştık. Seyirci potansiyeli de iyiydi. Takımlar da iyiydi. Sakatlık olmadı. Ve bu turnuvada elde ettiğimiz gelirleri de işte Fatih arkadaşımız, Türkspor'un başkanı Lütfüksaf'ın, ben de TDSV Mutaşlat yönetimindenim. Beraber yarı yarıya şey yapacağız. Gelirleri yarısı yani TDSV Mutaşlat'a, yarısı Türkspor Lütfüksaf'ına gidecek. Bu da bizim için bir destek oldu ayrıca tabii ki. İşte her sene yaptığımız gibi iyi geçti ve bu yazında dışarıda, yani halı sahasında da değil de dışarıda da bir büyük turnuva organize yapmayı düşünüyoruz.